Yürüyün lan, size bir yemek ısmarlayayım. Bu krizde. Evet, bu krizde. Bir yerden milat falan mı kaldı? Yo. Kafayı yedin sen öyleyse. Babacım, siz geliyor musunuz yoksa gelmiyor musunuz? Senin dayak yemeni görmek için bile gelinir. Dayak yersem görürsün. Yalnız takım elbise giymemiz gerekiyor gideceğimiz yer için. Yün yemeğine falan mı götüreceksin sen bizi? Gidince görürsünüz. Benim takım elbisem yok ki. Gel benim eskilerden buluruz sana bir tane. Dolar olarak yazmışlar herhalde menüyü. Kıymalı pide 12 dolar. Dolar değil efendim o, TL. Bu menü eski öyleyse. Hayır efendim, eski de değil. Nasıl eski değil? 2008 yılının fiyatları yazıyor burada. Tamam kardeşim, sen hepsini biraz daha getir. Ne yapıyorsunuz lan? Adamı anlayacak. Zaman makinesini bulduğunuzda bana mı söylemiyorsunuz lan? Ne zaman makinesi, ne 2008'i, ne doları, ne saçmalıyorsunuz? Anladım. Elektriği kaçak. Suyu kuyudan, eti, tavuğu tarihi geçmiş. Çalışanların da sigortasını yatırmıyor bunlar. Yok öyle bir şey. Burası meclis lokantası. Ne meclis lokantası mı? Milletvekilleri maaş almıyor mu? Bana alıyor dediler. Alıyorlar tabii. Hatta sen bir yılda aldığın parayı bunlar bir ayda alıyor. Meclis lokantası ucuz olduğu için sizi buraya getirdim. Neden ucuz oluyor peki? Ben de bilmiyorum. Herhalde aldıkları ürünlerin üstüne kar payı KDV katılmıyor. Daha önce niye söylemedin? Hep buraya gelirdik. Öyle elini kolunu sallayan herkes gelemiyor buraya. Tamam da biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya geldik içeri. Buranın güvenlik görevlisi benim bacanam. Milletvekili gibi davranın, fiyatları da fazla şaşırmayın. Merak etme, o iş bende. Yok artık. Adana kebap 15 TL. Tavuk güvercin 10 TL. Kıymalı pide 12 TL. Kuru fasulye 3 TL. Fırında sütlaç 6 TL. Ayran 1 TL. Allah! Büyük bir hayalim var, ona sevinler. Ne yapıyorsunuz lan, milletvekili olmadığımızı anlayacaklar. Bırak şunu, bırak şunu. Çok uğraştık bu ihaleyi almak için. İnanın 4 yıldır kıymalı pide yemiyorduk. Menüden Rus salatasını çıkarmışlar, haberiniz var mı? Yaptırıp uyguluyor olabilirler. Anladılar galiba. Dedim sana o kadar dikkat çekme diye. Merhaba sayın vekilim. Çaktırma, bekirmiş gibi davran. Ucuza yemek yemeye geldiğimizi anlamasınlar. Merhabalar vekilim, merhabalar. Ne zamandır denk gelemiyorduk ya. Milletin sorunlarıyla uğraşmaktan vakit kalmıyor sayın vekilim. Öyle öyle. Bunlar nereli milletvekili lan? İki porsiyon kebap, üç kıymalı pide, bir tavuk güveç, dört ayran, dört sütlaç, dört çay. Sadece 84 TL. Ihale daha aldık. Lan ne yapıyorsunuz? Milletvekili olmadıkça anlayacaklar. O paraya bir kilo kıyma gelmiyor kasaptan. Ona sevindik. Vekilim görüşmek üzere. Görüşürüz sayın vekilim. Ulan 40 yıl düşünsem ucuza karnımızı doyuracağımız yerin meclis lokantası olacağı aklıma gelmezdi. Yediklerimizin hepsi iyiydi de en güzeli pireli kebaptı. Oğlum ona pireli kebap değil, pireli kebap dedi bir kere, cahil. Şimdi nereye gidiyoruz? Sabaha bekleyeceğiz. Sabah olsun meclis sokaklarında kahvaltı yaparız.
Takım elbiseyi getirmeyi unutmayın ha. Kına yaksam ellerine, sürme çeksem gözlerine. Kına yaksam ellerine, sürme çeksem gözlerine. Düşmüşsün alem diline, düşmüşsün alem diline. Gelin gelin